Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün yine sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Myth the Fiddlesticks oynayacağım. Oynamamı istiyordunuz zaten. Ben de size öğretici bir fiddle videosu çekmeye çalışacağım. Ama bu sefer jungle'da değil, Myth'de oynuyoruz. O yüzden farklı bir yetenek kiti kasmış olacağız. Yetenek kiti diyorum, farklı bir build kasmış olacağız. Bakalım, deneyeceğiz, göreceğiz. Umarım keyifli bir video olur. Eğleniriz oynarken. Bu arada karşımda Fizz var. Benim bayağı bir counterlayacak. Ve bayağı bir kırılganım. Early aşamasına göre düzmedim build'imi. Daha çok late game için bir build dizilimi yapmıştım. Aynı şekilde ürünlerimi de ona göre hazırlamıştım. Ama hallederiz, bir şekilde çaresine bakarız. İlk olarak E-Skill'de başlayacağız zaten. Şimdi ufaktan bahsedeyim Fiddle'ın yetenek kitinden. Fiddle 1.5 saniye boyunca hareketsiz kaldığında hiçbir yere tıklamadığınızda şöyle şurada gördüğünüz bir pasif kazanıyorsunuz. %25 hareket hızı veriyor 1.5 saniyeliğine. Bu da ultinizle birleşince güzel bir kombinasyon yapmış oluyor size. Çok güçlü bir pasifi yok ama yine de hiç yoktan iyidir. Güzel bir pasif yani. Q skin'iniz şu alanın içinde herhangi bir rakibe, sadece bir rakibe olmak üzere korkutma etkisi uyguluyorsunuz. Tıkladığınız anda rakip buradaysa onu buraya doğru itmiş oluyorsunuz. Eğer siz buradaysanız ve rakip buradaysa rakibi bu tarafa doğru itebiliyorsunuz. Yani sizin zıttınıza doğru kaçıyor rakip, öyle bir durum var. Ama herhangi bir hasar vermiyor Q skin'iniz. W skin'iniz de yine bu alanın içinde sabit durarak rakibin canını sömürüyorsunuz. Rakibe AP hasar veriyorsunuz. Şöyle Fizz'i biraz dürtelim. Dediğim gibi rakibe AP'ye bir hasar veriyorsunuz ve can kazanıyorsunuz. Eğer bununla bir birimi katlederseniz de yanlış bilmiyorsam W skin'iniz resetleniyor. Şöyle şunu bir alırsak. Range'im olduğu için Fizz'i rahatça dövebiliyorum. Uzaktan skill'lerim sayesinde. Ama dediğim gibi Fizz'e göre daha kırılganım şu an. Lane'de biraz sıkıntı çekeceğim. Şimdilik dövebilirim ama Fizz 6 level olduktan sonra benden bunun acısını çıkartacaktır. Şimdi ikinci olarak da Q skill'imizi bir açalım. W'dan bahsettim. E'den bahsedeyim bir de size. E skill'inizde böyle gördüğünüz gibi rakibe bir karga atıyorsunuz. Bu karga sekiyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 7 kere falan sekiyor olması lazım. 7 veya 8 kere sekiyor olması lazım. Fizz'e şu an bu lane'i rahat bir şekilde vermemem lazım. O yüzden mümkün olduğunca Fizz'i dürtmeye çalışıyorum ki farm alamasın ve late game'de sıkıntı çeksin. Yalnız eğer gank yersem Shaco bu tarafa gelirse beni çok rahat bir şekilde kesebilirler. Bayağı bir kırılganım çünkü. Onu alabilseydik güzel olurdu. Fizz'in şu an 4 farm var. Şuraya da bir görüş totemi atalım. Ne olur ne olmaz. Bir görüşümüz olsun orada. Güzel, ölmedik. Buradaki minyonlardan birazcık can toplayalım. Fizz'in şu an flash'ı da yok, ignite'ı da yok. O yüzden lane'de birazcık daha rahatız. Şu an muhtemelen base atmaya gitti. Ben lane'de birazcık daha durabilirim. Fizz'in bu kadar erken aşamada iki tane şeyini birden almış olmam güzel. İki tane yeteneğini birden almış olmam güzel. Onlar olmadan biraz sıkıntı çekecek. Ve ondan önce 6 level olmaya çalışıyorum. Ki hani ultimle birazcık rahatsız edeyim. Fiddle'ın ultisi biraz sıkıntı bir ulti. Global bir ultisi var fakat bekleyerek atmanız gerekiyor. Olduğunuz yerde bekliyorsunuz. Daha sonra bir odaklanma süresi bu. Flash gibi ileri doğru atılıyorsunuz ve atıldığınız alanda şöyle büyük bir alanı var zaten. Alan etkili bir hasar vurmaya başlıyorsunuz. Şunu bir parçayı bir alalım. Bir tane de potumuzu alalım. Lane'e doğru gidelim. Fizz şu an hiç item alamamış. Sadece 2 tane can iksir almış, geri gelmiş. Bu arada takımda skorlar nasıl? Bizim Vayne 2 kill almış. Güzel. Karşıda da Lulu'nun 2 kill'i var. Botta bayağı bir fight var. 6 level olunca Fizz'in ultisi daha aktif. Herhangi bir bekleme süresi falan yok. Direkt atabilecek ama benim bir odaklanma sürem var. O yüzden biraz sıkıntı çekeceğim ulti kullanma konusunda. Şöyle bir SS'imizi verelim. Fizz gözükmüyor çünkü. Hala gelemedi bu adam. Yalnız bota doğru gidiyor olabilir. Çünkü bizim bot lane bayağı bir ileride.
İlginç. Füze hala yok. Muhtemelen Gold bekletti. İlk olarak ne item çıkacak bilmiyorum ama. Bu arada biz ilk olarak Morella Morricone çıkıyoruz. Çünkü benim ihtiyacım olan manayı sağlayacak Morella Morricone. O yüzden Morella Morricone tercihinde bulunacağız. Bu arada kabiliyet olarak özellikle göstereyim. Ölüm ateşini girdim. Yıldırım girmedim. Çünkü ölüm ateşiyle bir yetenek kullandığınızda ilave bir hasar veriyorsunuz. Ve bu zehir gibi sürekli rakibin üzerinde kaldığı için. Çok güzel. Rahat bir kill almış oldum. Fiz orada çok oyalandı. Hemen oradan kaçması lazımdı ama orada durmaya devam etti. Benim ne yaptığımı anlamadı sanırım. Güzel. Farm olarak iki katıyız şu an rakibin. Hemen base'imizi atalım. Şu parçayı bir alalım. Ardından bir kuvvet kitabı daha. Ve can iksiri. Lane'e doğru koşalım. Bu kill almam benim işime yaradı. Fiz eğer benden önce kill alsaydı bana problem yaratacaktı. Hele ki 6 level olduğunda zaten çok sıkıntı. Ultisi Ignite ile tek yatabilir. 901 canım var. Bu canla hiçbir şey yapamam. O yüzden bayağı sıkıntı olur. Şu an Fizz bir çizme almış. Halen flash'ı yok. Flash'ı daha gelmedi. Bunun avantajını değerlendirmem gerekiyor. Biraz önce güzel denedi aslında Fizz. Bana doğru atlayarak. Ama herhangi bir sonuç elde edemedi. Eskili çok etkili. Ama ormanda bence Fiddle daha güçlü bir karakter. Çünkü baskınlarınız daha kolay oluyor. Hani şimdi midde oynarken skillerinizle pek fazla bir şey yapamıyorsunuz ama ormanda oynarken skillerinizi daha aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Fizz'i olabildiğince rahatsız ediyorum. Farm olarak zaten bayağı bir önüne geçtim Fizz'in. Şunu bir alalım. Şu an Ignite'ım var. Ve herhangi bir durum için bekletiyorum. Şuraya da özellikle pink ward attım. Şaka o taraftan gelmeye kalkarsa diye. Bir görüşümüz olsun. Çok güzel. Fizz'in flash'ına güzel karşılık verdim. Eğer o karşılığı veremeseydim ben de ölecektim. Hemen bir base'imizi atalım. Çok güzel. Rahat bir şekilde base atacağız. Şu an Fizz'in 30 farmım var. Benim 58 farmım var. Bayağı bir önüne geçtim şu an Fizz'in. Ondan daha önce tamamlayacağım itemimi. Yalnız bir Zonya'ya ihtiyacım var. Karşımda Fizz gibi bir karakter var. Ultisiyle bana bayağı bir hasar bıraktı biraz önce. Zaten gördünüz. Bir daha flash'ım olmayacak ultisi geldiğinde. O zaman direkt tek yiyeceğim. O yüzden Zonya'ya mutlaka ihtiyacım var. Ki ultimle rakibin içine girdiğimde yani alan etkili vurduğum için ve rakibin içinde kaldığım için bir anda beni direkt tekleyebilirler. Bu yüzden de Zonya'ya ihtiyacım var. Zonya %100 kasmanız gereken bir item. Şimdi Fizz'i rahatsız etmeye devam. Çok tilt bir şampiyon ya. Fizz burada farmlara yaklaşamıyor. Sadece bir tane minyon alabildi. Şu an bayağı bir sıkıntı çekiyordur eminim ki. Şu an E skill'i yok. Onu bildiğim için üzerine gitmeye devam ediyorum.
çok güzel. Fizz hala aynı hatayı yapmaya devam ediyor. E'sini kullandığı için hani benim üstüme E'si olmadan yürüyor. Ben de onu direkt korkutuyorum ve ultisinden hiçbir kazanç sağlayamıyor. Yani o uyguladığı CC etkisi hiçbir işine yaramıyor. Şu an çok üstünüm Fizz'e karşı. 71 farm yaptık. Bayağı gıcık ettik yani adamı. Şimdi Zonya'mıza da ufaktan başlamanın vakti geldi. Bakalım bizim takımda durumlar nasıl? Vayne'imizin 6 kill'i var. Çok güzel. Kayn'imizin 4 kill'i var. Yasuo da 2 kill almış. Onun dışında karşıda 3 kereden az ölen yok zaten. Bu oyun rahat bir şekilde bizde gibi ama dediğim gibi late game'de güçlü olan şampiyonları var. Özellikle Kog'Maw ve Lulu ikilisi koridorda çok güçlü olan bir kompozisyonları var. Ama pek bir şey yapamamışlar. Şu an ultim hala var. Herhangi bir durum olursa diye bekletiyorum. Olacağını zannetmiyorum ama yine de ne olur ne olmaz. Şimdi Fizz'i burada baitleyeceğim. Fizz eğer bu tarafa doğru gelirse, gerçi gelmeyecek ama dönem base atmaya gitti o. Bu arada dikkatinizi çekeyim. İkinci olarak W skin'e değil Q skin'e veriyorum. Korkutma etkisinin süresi uzasın diye. Çünkü o süre uzamazsa ben rakibe karşı herhangi bir şey yapamam. Ha, orman oynuyorsanız bu durum değişir tabii ki ama ben mid oynuyorum. Mid'de oynadığım için de hiç gerek yok. Aa, çok kötü oynadım burayı. Flash Ignite'ını attı yine. Şöyle göstereyim olmadığını. Benim flash'im yoktu. Kaçamadım o yüzden. Ve ultimle burada kaldım. Korkutmayı minyona attım yanlışlıkla. Fizz'e atmam gerekirken. İşte böyle hatalar yaptığınızda da direkt bedavaya kill veriyorsunuz rakibinize. Buna dikkat edin. Şimdi Zonya'ya gideceğim dediğim gibi. Zonya'yı tamamlamam lazım. Kayn onu kesti. Çok güzel. Yasuo da o adamı kesecektir. Bizim takım bayağı iyi durumdaymış ya. Herkes dağıtmış lane'i. Zaten skordan belli oluyor. 23'e 6'yız. Ben hala fikrimin arkasındayım. Fiddle'ı bence jungle'da oynamalısınız. Jungle'da potansiyelini tam anlamıyla verebiliyor. Ama mid'de oynarsanız tam anlamıyla veremiyorsunuz. Lane itme konusunda sıkıntı çekiyorsunuz. Onun haricinde eskinizde tamam rakibi dürtebiliyorsunuz ama cooldown'u çok fazla. O yüzden problem oluyor. Şu an 10 levelim. Ama Fizz'in işte ulti faktörü olunca işin içinde bana bayağı sıkıntı yaratabiliyor. Korkutmamı çok düzgün atmam lazım. Bu arada Shaco da bana doğru gelebilir. Orada başka kimse yok. Bir de ultim de yok. Neyse şimdi flash'im geldi. Flash'im geldiği için bir şeyler yapabilirim ama. Orada büyük bir kalabalık var. Şu an ejder'e başlamışlar. Yalnız ben orayı kapatacağım. Güzel, burada 2'de 2 aldık rahat bir şekilde. Hemen şimdi botumu pushlayalım. Bu arada ejder de bizde kaldı. O da güzel oldu. Fizz gözükmüyor yalnız. Ona da bir dikkat etmemiz lazım. Fiddle'ın en güzel özelliği böyle kalabalık alanlarda, rakip kalabalık alanlara girdiğinde yani kalabalık alan dediğim dar alana girdiğinde
Rakibin üzerine ultinizle atladığınızda rakibin mesela özellikle harita görevlerini yapıyorlarsa, bunun içine baron ve ejderha sayabiliriz. Bunu yapıyorlarsa rakibin üzerine atlıyorsunuz. Rakip de orayı bırakamayacağını biliyor. Yani bırakamaz. Çünkü bırakırsa orayı kaybedecek. O yüzden ultinizle atladığınızda hem orada kalıyor, ultinizin hasarını yemiş oluyor. Yani direkt kesin bir şekilde ölmüş oluyor rakip orada. Duvarlardan geçme olayı var ya, beni tilt ediyor ya şu karakterin. Seni kovalamak istemiyorum ya. Flash'ımı boşa harcattı adam ya. Çok rahat bir oyun oldu aslında. Fizz'in bana daha çok sıkıntı yaratacağını düşünüyordum. Ama e-skill'ini düzgün kullanamadı adam. E-skill'ini düzgün kullanamadığı için de hani bana bayağı bir kill verdi. Gerçi sur verdiler. Arkadaşlar böyle değişik hero'larla değişik yerlerde oynamamı istiyorsanız yorum olarak yazarsanız sevinirim. Oynamamı istediğiniz bütün karakterleri oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince size göstermeye, tanıtmaya, anlatmaya çalışıyorum. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur siz. Şimdi ufaktan bir de şeye bakalım. Ne kadar vurmuşuz, ne yapmışız, ne kadar ward atmışız. Hani çok kısa sürdü zaten oyun. 15 dakikada falan bitti. Sur verdiler hemen. Farm olarak çok iyi değil. Ama gene de güzel. S almışız bu arada. Şöyle bir bakalım. Ne vurmuşuz, ne vurmamışız. 8k hasar vurmuşuz. Benden daha çok Yasuo ve Vayne vurmuş zaten. Karşıda çok fazla hasar vuran birisi olmamış. 16 görüşlü skorumuz var. Yine en fazla ben de 2 tane pink ward atmışım. Hani midde oynuyordum ama yeterince 15 dakikada ward atmışım. Hiç yoktan iyidir. Daha da çok atabilirdim. Daha da iyi olabilirdi. Dediğim gibi arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.